Amerika ile İran arasında uzun zamandır yaşanan bir gerilim, adı konulmamış soğuk bir savaş vardı ama hiçbir zaman sıcak bir çatışmaya dönmemişti. Neredeyse iki yıldır Amerika çok ciddi yaptırımlar uyguluyor İran üzerinde. Bu yaptırımlar ne dediğine büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Özellikle petrol yaptırımları biliyorsunuz İran'ın tüm ekonomik dengelerini alt üst etti, enflasyonunu patlattı, para değerinin hızla düşmesine sebep oldu, dışarıdan gelen malları alamamasından dolayı ciddi kıtlıklarla karşı karşıya kaldı. Ama öyle ya da böyle her iki tarafta yine de durumu diplomatik bir çözümle halletmeye çalıştılar yani karşılıklı diyaloglarla çözmeye çalışıyorlardı. En son biliyorsunuz Sürmüz Boğazı'nda yine İran'la Amerika karşı karşıya gelmiş olmasına rağmen hatta İran bazı İngiliz gemilerine müdahale etmiş olmasına rağmen bu bir sıcak çatışmaya dönmedi. Ama 2020 yılı çok kritik bir sene. Hem dünya için hem de Türkiye için. Türkiye ile ilgili kısmını söylemiştim sizlere biliyorsunuz. Cehenneme hoş geldiniz başlıklı videomda uzun uzun anlatmıştım. Türkiye ekonomisinin çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini, bunun uluslararası nedenleri gibi ulusal nedenleri olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Ama İran Amerika arasındaki gerilimin neredeyse sıcak temasa, hatta bölgesel bir savaşa, hatta bir dünya savaşına dönebileceğinin hesabını onun içine koymamıştık. O paketin içerisinde bu yoktu. Bu ihtimal aslına bakarsanız pek çok kişi tarafından da düşünülmüyordu. Evet Amerika ile İran arasında gerilim devam edebilir ama öyle ya da böyle bu diyalog yoluyla bir şekilde çözülür. Her iki tarafta kozlarını birbirine karşı oynar ama sonuç itibariyle bu bir sıcak savaşa dönüşmez diye düşünüyorduk hemen hemen hepimiz. Ve bu nedenle de petrol fiyatlarında ani sıçramalar, ani yükselişler olmuyordu. Altın fiyatlarında keza ani sıçramalar, ani yükselişler olmuyordu. Peki bundan sonra olacak mı? Çok ciddi hareketler göreceğiz. Hem altın hem de petrol fiyatlarında. Ve bu iki hareket Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri, petrol üretmeyen ülkeleri çok yakından ilgilendirecek. Bu konuyu ayrıntılarıyla biraz sonra izah etmeye çalışacağım sizlere. Ama onun öncesinde gelin bu İran'la Amerika arasındaki sıcak çatışmaya neden olacak ana unsuru biraz konuşalım. Amerika attığı son adımla köprüleri yıkmış ipleri kopartmış durumda. Bu saatten sonra İran'ın geri adım atma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı Amerika. Kılıcını çekti. İran'ın da kılıcını çekmesine neden oldu. Evet bu adım Amerika tarafından atıldı. Kim ne derse desin. Diyeceksiniz ki bir tüm general alt taraf yani İran'ın bir yıl devrim muhafızı var. Bir yıl komutanı var. İşte onlardan birisi Amerika'nın suikastine gitti. Neden bu kadar büyütüyorsunuz? Kimdir bu Kasım Süleymani? O kadar önemli bir figür mü İran için? Bakın, bazen devletler için bir er bile çok değerli olabilir ama Kasım Süleymani öyle değil. Kasım Süleymani İran için gerçekten çok önemli bir figür sevgili dostlar. Nedenini şöyle açıklayalım. Önce titrini söyleyeyim sizlere. Nedir? Kasım Süleymani'nin titri İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı. Şimdi sadece bu cümleye bakarsanız dersiniz ki Kudüs bölgesinden sorumlu bir komutan. E ne yapalım yani çok mu önemli Kudüs bölgesinden sorumlu bir komutan? Dediğim gibi sadece bu cümleye bakarsanız sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama aslına bakarsanız Kudüs gücünden sorumlu komutan bir anlamda İran'ın tüm dış operasyonlarından sorumlu komutan. Evet, Kasım Süleymani aslına bakarsanız uzun yıllardır neredeyse İran devriminden bu yana bu gücün başında ve İran'ın dış operasyonlarını yürütüyor. Onlarla ilgili stratejiler belirliyor ve pek çok konuyu organize ediyor. Hizbullah'ı organize ediyor. İşte İşit meselesinde İran'ın elinin güçlenmesini sağladı. Amerika'nın bütün oyunlarını bozdu vesaire. Hatta bu konularla ilgili Amerikalı çok önemli yetkililer şu açıklamayı yapıyor. Her operasyonumuzun önünde bir isim çıkıyor karşımıza. O da Kasım Süleymani diyorlar. Kasım Süleymani öylesine suikaste kurban gitmiş bir isim değil. Çok bilinçli bir şekilde Amerika tarafından seçilmiş bir hedef ve bu hedef uzun zamandır Amerika tarafından vurulmak isteniyordu. Ama Obama gibi hatta Bush gibi evet çok şahin olan Bush gibi isimler bile Kasım Süleymani'nin suikast emrini veremediler. Neden? İranlı Amerika arasında bir savaş çıkartabilir diye. Kasım Süleymani daha dünkü komutan değil. Çok uzun zamandır tekrar altın çizerek söylüyorum. İran devrimi yapıldığından beri neredeyse bu güçlerin başında ve sıcak savaşların birebir içinde işit operasyonlarında Hizbullah'la işit arasındaki çatışmalarda Kasım Süleymani sık sık cephelerde görünüyor. Birebir orduları ya da oradaki gerillaları yönetiyor yönlendiriyor gerektiği zaman Şii milislerden destek alıyor oralara destekler aktarıyor çok önemli bir figür İran için. Önemli olmasının diğer bir noktası ise İran'ın dini lideri Hamene'nin yakın dostlarından birisi olması. Kasım Süleymani aslına bakarsanız asker kökenli değil. Bir inşaat işçisi ve ilkokul mezunu. Ama zekasından özellikle askeri zekasından dolayı ve Hamene ile olan yakın ilişkilerinden dolayı İran'ın en önemli ordusunun başında bütün dış politikalarını belirliyor belirleyen ordunun başında Kudüs gücünün başında yer alıyor. Ve gerçekten de Amerika'nın pek çok önemli operasyonunun boşa çıkmasına neden oluyor. IŞİD'i bitiriyor. Orta Doğu politikasında özellikle Suriye'nin arkasında durarak, Esad'ın arkasında durarak bugünkü güçlü Esad'ın oluşmasını sağlıyor. Yani bölgede belirleyici bir isim Süleymani. O nedenle Amerika tarafından hedef alınıyor ve vuruluyor. Şimdi Süleymani'yi bu şekilde anlattıktan sonra İran için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacağınız kanaatindeyim. Sadece İran için değil Hizbullah için de çok önemli bir figür. Çünkü uzun yıllar dediğim gibi Hizbullah'ı organize eden isimlerden. Bakın Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ne diyor? ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman için kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir diyor. Hizbullah kısas uygulayacağız diyor. Yine İran Cumhurbaşkanı Ruhani kuşkusuz İran ulusu ve bölgedeki özgürlük arayan diğer ülkeler bunun intikamını mutlaka alacaktır diyor. Dini lider Hamaney, İran Dışişleri Bakanı Zafri, Devrim Ordusu Komutanları Muhsin Rıza'yı intikam nidaları atıyorlar. Ve tüm bunlara karşılık ABD Savunma Bakanı Mark Esper şu cümleyi kuruyor. Artık oyun değişti. Gereken neyse onu yapacağız. Şii milislerden gelecek saldırılara çok sert tepki vereceğiz diyor. Bakın adım adım iş bir büyük savaşa doğru. Bir bölgesel savaşa hatta belki bir dünya savaşına doğru götürülüyor. Bir dünya savaşına doğru giden bir süreç var. O soğuk savaş yerini özellikle Irak'taki olaylar sonrasında ve Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasından sonra Amerikalı bir müteahhitin Şii milisler tarafından öldürülmesinden sonra ardından Amerika'nın İran'ın en önemli komutanlarından birisine suikast gerçekleştirerek misilleme yapmasından sonra işin içinden çıkılamaz bir hal almaya başlıyor. Anlayacağınız sevgili dostlarım İpler kopmuş durumda. İran'la Amerika arasında yaşanacak sıcak bir savaşa hepimiz hazır olalım. Bakın bunun en net göstergelerinden birisi de şu. Biliyorsunuz Trump yakın zaman içerisinde ne demişti? Irak'taki tüm askerlerimizi geri çekeceğiz demişti. Oradaki bataklıkta artık Amerikan askerleri olmayacak demişti. Ama son zamanların en büyük askeri sevkiyatlarından birisini gerçekleştiriyor Amerika. Trump'ın birebir talimatıyla tam 4000 asker Irak'a sevk ediliyor. Ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda, suikasti konusunda Amerika aleni bir şekilde bu suikasti kendilerinin gerçekleştirdiklerini yetkili ağızlardan ifade ediyorlar. İsmini vermeyen bir yetkili şunu söylüyor talimatı birebir Trump verdi diyor. Zamanında buna Obama ve Bush gibi isimler İran'la savaş çıkacağı için cesaret edememişti diyor. Peki Trump neden cesaret ediyor? Çünkü 3 Kasım 2020'de Amerika'da seçimler var. Trump bu seçimleri kazanmak için hem parti içindeki rakiplerini hem de karşı partideki rakiplerini ekarte etmek için bundan sonraki süreçte bütün oyunları oynayacak. Elindeki bütün kozları kullanacak. İran'da bu kozlardan birisi belki de en önemli kozlardan birisi. Bakın Trump Twitter sayfasında Amerikan bayrağı paylaşıyor. Kasım Süleymani suikastinin hemen ardından ve binlerce milyonlarca beğeni alıyor Amerika'da. Bu şunu gösteriyor. Amerikan halkı Trump'ı bu konuyla ilgili destekliyor. Şahin yaklaşımlarını destekliyor. Cesaretini bir anlamda tırnak içerisinde destekliyor. Ama öbür tarafta Ruhani, Hamane gibi liderler de kendi tabanından çok ciddi destek almaya başladı. Yani her iki tarafta kemikleşiyor ve her iki tarafta çok güçlü bir şekilde birbirine bileniyor. İran ekonomik sıkıntılarından Amerika'yı sorumlu tutuyor. İran iç problemlerinden Amerika'yı sorumlu tutuyor. İran Kasım Süleymani meselesinde artık Amerika'yı bir hedef olarak kendisine görüyor. Şimdi gelelim ekonomiye. Tüm bunları niye anlatıyorum size? Bu iki ülkenin çatışması bir bölgesel savaş olarak muhtemelen kalmayacak. Yani Amerika ile Irak savaşı gibi olmayacak. Büyük ihtimalle Amerika'nın Irak'a müdahale etmesinin çok daha ötesinde bir savaşla karşı karşıya kalabiliriz. Pek çok figür bu savaşın içine dahil olabilir. Çin gibi, Rusya gibi. Bakın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama. Amerika büyük bir maceraya imza attı diyor Süleymani suikastından sonra. Bu şunu gösteriyor. Rusya, İran ve Çin üçlüsüyle Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin bir arada olduğu ittifaklar karşı karşıya gelebilir ve dünya aslında bir üçüncü dünya savaşına hazırlanıyor olabilir. Ve bu da şu demek: Petrol fiyatları önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için bu ekonomik anlamda da siyasi anlamda da büyük bir sıkıntı demek enflasyonda korkunç yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha artabilir. Daha ötesi İran'la Amerika arasındaki bu karşılıklı çatışma öyle ya da böyle Türkiye'ye de sıçrayabilir sevgili dostlarım. Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak. Ne yazık ki bu büyük çatışmanın, bu sıcak çatışmanın bedelini en fazla ödeyecek ülkelerden Birisi de biz olabiliriz. Altın yine altın bir güvenli liman olarak İranla Amerika arasındaki bu sıcak temas nedeniyle çok hızlı bir yükseliş gösterebilir. Keza bakın bir anda 1550-60 aralığına yerleşi verdi altının ons uluslararası piyasalarda. 70 dolarlara dayandı petrolün fiyatı. Eğer ki 70 dolar kırılırsa büyük ihtimalle 80, 90, 100 dolarları arka arkaya görebiliriz ve bu bizim tüm maliyetlerimizde ciddi bir baskı unsuru olabilir. Keza dolarda ani sıçramalar gözlenebilir. İran, Irak, Amerika üçgeninde gerçekleşen ama bir şekilde Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerinde dahil olabileceği bir süreç. Öbür tarafta Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa gibi ülkelerinde dahil olabileceği bir süreç, Türkiye'nin de bir şekilde bir yerden bulaşabileceği bir süreç tüm dünyayı çok derin bir kaosa sürükleyebilir sevgili dostlar. Bu videomun sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.